Sayın Yaşlı, az önce siz de dediniz ki insanlar artık ne işimiz var diyor burada Suriye'de. Bugün Erdoğan da yaptığı açıklamada ne işimiz var diyenlerle empati yapalım dedi ve daha mı güvenli olacağız yoksa Suriye içindeki sorunlar kapımıza mı dayanır diye sordum. Siz Türkiye'nin Suriye'de bulunma gerekçelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Terör ve benzeri tehditler gerekçesiyle orada bulunuyor ifadesi kullanılıyor. Bu yönde bir gerekçe sunuluyor. Siz neler söylersiniz? Yani Suriye içindeki sorunlar Türkiye'nin kapısına dayanır mı? Suriye'ye Türkiye'nin neden müdahale ettiğine dair soruya son 10 senede farklı yanıtlar verildi. Şimdi içerisinden geçtiğimiz için fark etmiyoruz ama Suriye'deki bu mesele, Suriye iç savaşı denilen ama aslında ülke dışından sayısız cihatçının getirilmesiyle körüklenen, uluslararası güçler tarafından körüklenen bu savaş başlayalı 10 yıl oldu. Ve 10 yıl boyunca AKP iktidarının Suriye'deki varlık nedeni, Suriye'ye müdahale nedeni, gerekçeleri değişti. Zaman zaman farklı söylemlere başvuruldu. İlk başa dönelim. Ne olmuştu? Aslında olan şey şuydu. Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da Arap Baharı denilen bir süreç başladı ve Arap halkları, işte Tunus'ta bu Azizi isimli bir seyyar satıcının kendisini yakmasıyla başlayan bir süreçti bu. Ve Arap isyanları tüm ülkelerde, Arap ülkelerinde birbirini tetikleyecek şekilde ortaya çıkmıştı. Buna da Arap Baharı adı verilmişti. İşte yolsuzluğa tepkiydi, yoksulluğa tepkiydi, diktatöryal rejimlere tepkiydi bu halk hareketleri. Fakat öncüsüzdü, programsızdı, kendiliğindendi, bizdeki Gezi'ye benzeyen hareket. Bunlar. Bir süre sonra bu Arap Baharı'ndaki halkların ayaklanmaları tabiri caizse çalındı. Kim tarafından çalındı? Arap coğrafyasındaki en güçlü örgütlerden biri olan İhvan tarafından, Müslüman Kardeşler Örgütü tarafından çalındı ve bu isyanların neticesinde Arap coğrafyasındaki farklı ülkelerde İhvan iktidarları ortaya çıktı. Aynı zamanda Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yine benzer bir süreci yaşadık biz. Aynı sürecin Suriye'de mümkün olduğuna inandı AKP iktidarı ve şöyle bir projeksiyon geliştirdi. Adını doğrudan hiçbir zaman böyle koymadılar ama biz yazan çizen insanlar olarak dedik ki ortada yeni Osmanlıcılık olarak adlandırabileceğimiz bir dış politika anlayışı var. Neye dayanıyor? İşte Davutoğlu'nun formüle ettiği, Erdoğan'ın benimsediği bir şekilde içerisinde hilafet rüyaları da olan Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin yeniden söz sahibi, güçlü bir devlet olabileceğine duyulan inanç. Bunun ideolojik altyapısı nasıl kuruldu? Esas olarak siyasal İslam üzerinden kuruldu. Ve bağlantılar ise, network ise İhvan şebekesi, Müslüman Kardeşler Şebekesi üzerinden kurulmaya çalışıldı. İddia şuydu, Arap coğrafyasındaki çeşitli ülkelerde İhvan rejimleri kurulacak. AKP iktidarda o İhvan rejimlerinin hamisi olacak, büyük abisi olacak ve dolayısıyla AKP Türkiye için emperyal bir vizyon, bölgede emperyal bir vizyon ortaya koyuyordu. Suriye Savaşı'na Türkiye'nin müdahalesi tam da bunun üzerinden gerekçelendirildi. Yani Şam yönetimi devrilecek, Müslüman kardeşler Suriye'de de iktidara gelecek ve Suriye coğrafyası AKP Türkiye'sinin bir tür tırnak içerisinde kolonyal bölgesi haline gelecek. Bu düşünülüyordu fakat bunun gerçek olmayacağı çok kısa bir süre sonra anlaşıldı. Özellikle önce ABD ile bir Aid Donut programı anlaşması imzalandı. Cihatçılar Türkiye topraklarında eğitildiler. CIA cihatçılara eğitim verdi, Türkiye eğitim verdi. Suriye toprakları üzerine salındılar. Fakat hem Suriye halkının direnişi, hem Şam yönetiminin kararlı duruşu, sonrasında Rusya'nın Suriye'ye müdahale etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süre sonra Şam'da rejimi devirme projesinden vazgeçmesi ve başka bir stratejiye geçmesi, istikrarsızlaştırma stratejisine geçmesi neticesinde bu plan yattı. Yani şu an tüm dünyada herkes Şam yönetiminin devrilemeyeceğini, Şam'da dışarıdan bir müdahale ile rejim değişikliğinin Suriye'de söz konusu olmadığını biliyor. Dolayısıyla Türkiye en başta, AKP en başta rejim değişikliği hedefini ortaya koymuştu. Fakat sonrasında bu olmayınca başka planlar öne sürüldü. Denildi ki örneğin Azez Cerablus arasına operasyon düzenlenirken biz IŞİD'le mücadele ediyoruz denildi. Daha sonrasındaki operasyonlarda ise işte en sonuncusu Barış Pınarı Harekatı. Fırat'ın doğusu
Öncesinde de Rojava denilen bölgede işte Musa Bey'in söylemiş olduğu üzere Kürt koridorunu engelleme iddiasıyla sahaya inildi. Her iki meselede de, her iki operasyon sürecinde de bize denildi ki biz Suriye'de terörle mücadele için varız. Önce IŞİD, sonra YPG. Fakat bir süre sonra özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya Türkiye'ye çok sert bir şekilde operasyonu durdurma çağrısında bulunduktan sonra bu operasyon durduruldu. Yani Barış Pınarı Harekatı'nda oluşturulmak istenen güvenli bölgenin genişliğini ve uzunluğunu hatırlayın ama eldeki veriyi, şu anki mevcut durumu hatırlayın. Arada çok ciddi bir açı farkı var. Dolayısıyla bu operasyon da başarısızlıkla bir ay içerisinde sonlandırılmak durumunda kaldı ve iç siyasete de tahvil edilemedi. Sonrasında ise bugün gelinen noktada ise İdlib meselesinde öne sürülen gerekçe, TSK'nın Türk askerinin orada bulunmasının gerekçesi olarak bize ne deniliyor? Eğer biz orada olmazsak milyonlarca mülteci Türkiye'ye gelir. Şimdi burada çok ciddi bir mesele var. Suriye'de bu kadar mülteci olmasının sebebi, mültecilerin Türkiye sınırlarına dayanmasının sebebi oradaki savaş. Ve bu savaşın devam etmesini sağlayan bir takım odaklar var, güçler var. Bunlardan birincisi AKP iktidarı, sonrasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Tam da bu nedenle siz kendiniz yarattığınız bir sorunu tekrar şimdi çözebilme iddiasını orada asker bulundurmanın gerekçesi olarak açıklıyorsunuz. Halbuki ilk konuşmada söylemiş olduğum üzere eğer gerçekten mülteci sorununu çözmek isteyen bir Türkiye varsa oturup Suriye devletiyle konuşmalı, Suriye devletiyle bir anlaşmaya varmalı. Bakın Halep cihatçıların işgali altındayken, işgalden kurtarıldığında denildi ki milyonlarca kişi Halep'ten göç edecek, Türkiye'ye gelecek. Böyle olmadığı görüldü. Tam tersine orası cihatçı terörden arındırıldıktan sonra insanlar ülkelerine, topraklarına tekrar döndüler. Evet şu an bir mülteci akını var ama esas mülteci akını Suriye topraklarının kendi içerisinde gerçekleşiyor. Yani Suriye halkının önemli bir bölümü Suriye topraklarını terk etmedi. Sadece savaşın yakıp yıktığı bölgelerden daha güvenli bölgelere geçti ve sonrasında tekrar güvenli hale getirildiğinde şehirler, insanlar kendi evlerine döndüler. Dolayısıyla İdlib'deki mültecilerin kendi evlerine dönmesinin yolu da Suriye devletinin İdlib'de tam bir kontrol sağlamasından geçiyor. Peki Şam'la tam bir anlaşma sağlamak Türkiye'nin mümkün mü? Yani Ankara'nın askerini geri çekmek gibi bir ihtimal olur mu? Yani Türk askeri varlığını çeker mi oradan? Şimdi bu noktada başka bir soruyu gündeme getirmek lazım. Türk askeri varlığını çeker mi sorusunun yanıtını vermek için Türkiye'nin askeri varlığını oraya hangi şartlarda konuşlandırdığını, o askerleri koruyup korumadığını sormalıyız. Koruyamadığını da iki gün önce gördük bir hava saldırısıyla. Daha öncesinde de yine bir takım hava saldırıları oldu ama onda daha az asker ölmüştü. Muhtemelen bu da bilinçli bir hareketti. Yani Türkiye'ye ısrarla bakın sizin burada hava hakimiyetiniz yok, size hava sahasını kapattık dedi Rusya. Şu an gerçekten de orada işte 10 bine yakın Türk askeri var. İşte yüzlerce, binlere varan zırhlı araçlar var, tanklar var. Ama unutulan, daha doğrusu bu son saldırıyla artık hepimizin gördüğü bir şey var. Hava desteği olmayan bir şekilde bu askeri yığınak oraya yapıldı. Dolayısıyla şu an oraya herhangi bir hava desteği veremediğinizde Rus uçaklarının ve Suriye uçaklarının saldırısına açık bir duruma geliyorsunuz. Ve az önce konuşmuş olduğumuz üzere NATO'nun da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de orada Türk uçaklarının bir şekilde İdlib'e girmesini sağlayacak bir pozisyon içerisinde olmadığını görüyoruz. Tam da bu nedenle Türkiye'nin orada asker bulundurmasının sınırları var. Eğer gerçek anlamda büyük çaplı bir savaşa girişilirse biz son 2-3 gündür yaşadığımız facianın çok daha büyüğünü orada yaşayabiliriz. Hava desteğiniz olmadığı sürece orada karadan askerleri orada bulundurmak, sayısız gözlem noktası kuruldu, bir sürü gözlem noktası var. O gözlem noktalarının hepsi şu an uçakların hedefi konumunda. Bu açıdan bakıldığında asker belki bir ayda çekilmeyecek, iki ayda çekilmeyecek ama rasyonel olan şey oradan Türkiye askerlerinin güvenli bir şekilde Suriye ve Rusya ile anlaşmalı bir şekilde İdlib'den çıkması, Suriye'nin orada kendi otoritesini tesis etmesi ve eğer bir anlaşma yapılabilirse, örneğin Türkiye sınırlarının dışında İdlib'de 10-15 kilometrelik mültecileri yerleştirebileceğiniz
geçici olarak yerleştirebileceğiniz bir güvenli bölgenin tesis edilmesidir. Eğer aksi olursa biz daha çok 33 şehit vermeye devam ederiz Suriye coğrafyasında. Bunu çok açık, evet, bir şekilde görülebiliyor.